İyi günler, ekonomide görünümle karşınızdayız. Önce piyasalara bakalım. Piyasalarda nasıl bir hava var? Daha sonra da konut satışlarına bakacağız. Bu arada 2020 bütçesi açıklandı. Bütçenin içinde hangi detaylar var? Bunlara bakacağız. Borsa İstanbul yatay 94 bin puanın üzerinde, 94.308 puanda. Dolar tarafında 5.88 seviyesini görüyoruz. Piyasalarda özellikle Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler son zamanda yön veriyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli isimler, üst düzey isimler Ankara'da. ABD Başkan Yardımcısı, ABD Dışişleri Bakanı, Suriye Özel Temsilcisi Ankara'da görüşmelerde bulunacak. Bu görüşmeler sonrasında çıkacak sonuçlar ve bu sonuçlara göre de Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Türkiye'nin tutumuna göre de piyasalarda açıkçası bir yön bekleniyor. Euro TL 6.53, Euro dolarsa 1.10 seviyesinde işlem görüyor. Diğer taraftan faiz ve altına da çok hızlıca bir bakalım. Faiz tarafında 15.94'teyiz. Altın onsu 1489 dolar. Gram altın 281 lira. Petrol ise 59 dolar seviyesinde işlem görüyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal 2020 bütçesini açıkladı. 2020 bütçesinde neler var? Nereye ne kadar harcanacak? Çok kısa ona bakalım. Bütçe açığı 138.9 milyar lira öngörülüyor. Bütçe giderleri 1 trilyon 95 milyar lira. Burada bir artış tabii söz konusu. Vergi gelirleri 784.6 milyar liralık bir vergi geliri. Bir önceki yıl öngörü 750 idi. Vergi dışı gelirler 172 milyar lira şeklinde öngörülüyor. Devam edelim. Neler var başka? Hangi detaylar var? Bu arada mali disiplin ekonomi politikamızın en önemli bileşenlerinden biri olacak dedi Ağbal. Eğitime en büyük pay ayrılacak. Bütçenin %16,1'i yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi eğitim en büyük payı alacak. Sağlığa 188,6 milyar lira. Yine sağlık ikinci sırada yer alıyor. En çok pay ayrılacak, bütçeden pay ayrılacak alanlarda. Savunma ve güvenliğe 141,1 milyar lira ki bu arttırılabilir dedi Naci Ağbal. Jeopolitik durumdan kaynaklı. Kamuya da 60 bin yeni personel alınacak. Naci Ağbal tarafından, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı tarafından açıklanan 2020 bütçesi. Dün konut satışları geldi. Konut satışları şunu gösteriyor. Bakın, Ağustos'ta 5,1, Eylül'de 15,4'lük bir artış var. Artış devam ediyor konut satışlarında. Peki illere göre baktığımızda birinci ve ikinci elde durum ne, ona bakalım. Bakın, İstanbul'da konut satışı %15, Ankara'da %31, İzmir'de %42 artmış Eylül döneminde, ama satışlara baktığımızda artış var ama fiyatlarda bunu görmüyoruz, ona bakacağız. Birinci ve ikinci el konut satışlarına baktığımızda orada da değişik bir tablo var. İlk defa satılanlarda %14,7'lik bir düşüş var. İkinci elde %42'lik bir artış var. Bunu soracağız birazdan uzmanımıza. Ve ipotekli konut satışları. İpotekli konut satışlarında da bakın, yani kredili konut satışında %410'luk bir artış söz konusu. Yine konut fiyatları geldi. Bir sonraki ledimize geçeceğiz. Konut fiyatlarında ne var peki? Bir de ona bakalım. Yabancıya konut satışında düşüş söz konusu. Konut fiyatlarındaki değişime baktığımızda Türkiye genelinde yıllıkta bir artış söz konusu. İstanbul, Ankara, İzmir özelinde baktığımızda ise değişik bir tablo söz konusu. Çünkü İstanbul'da aylık bazda fiyatlar düşmüş. Bakın, Türkiye genelinde yıllık %4,4'lük artış var. İstanbul'da %3,41'lik bir düşüş söz konusu konut fiyatlarında, aylıkta da yıllıkta da. Ankara'da %3,78 artış, İzmir'de %2,15. Aylıkta baktığımızda İstanbul'da düşüş var. Yıllıkta yine İstanbul'da bir düşüş söz konusu. Stratejist ve Dalfin Finansal Kurumsal Çözümler Ortağı Mustafa Aşkın karşımızda. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Serdar Bey, hoş bulduk. Şimdi şunu sormak istiyorum. Birincisi, konut satışları geldi. Konut satışlarında bir artış var. Kredi faizleri düştü, satışlar arttı ama şu tablo dikkatimizi çekti. İlk defa satılan konutlarda düşüş var. İkinci el satışlarda artış söz konusu. Bu neden kaynaklandı? Birkaç nedeni var. Bir tanesi, daha önceden nispeten göreceli olarak düşük fiyatlardan alanların likidite etmeye çalışması. İkincisi de müteahhitlerimizin biraz daha ilk elde satışlarda bekleme eğilimine ağırlık kazandırılması. Tabii buna talebin de bir parça destek olmasından kaynaklanıyor. Özünde baktığımızda son iki ayda Türkiye'deki konut satış fiyatları geçtiğimiz ondan önceki aylar döneminden daha farklı olarak artış eğilimini gösteriyor. Bu artışın temel nedeni de özellikle biraz önce vurguladığınız ipotekli satışlardaki çok kayda değer bir artış. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %410'luk bir artış var. Tabii bu baz etkisinden kaynaklanıyor. Geçen yılın aynı döneminde neredeyse yok denebilecek kadar çok cüzi miktarda ipotekli satışlar varken bu sene ipotekli satışların miktarı neredeyse 50 bin adet civarına ulaşmış durumda bu aylık baza baktığınızda. Tabii bunun nereden kaynaklandığını incelediğimizde özellikle kamu bankalarımızın verdiği konut kredilerinin ucuzlamış olmasının etkisi ve ertelenmiş talebinde vatandaşlar tarafından hayata geçirilmiş olmasının verdiği bir etki de görünüyor.
Özünde konut fiyatlarına da değindiniz. Merkez Bankası'nın açıkladığı. Çok fazla bir artış yok. Hatta enflasyona düşerseniz reel olarak azalış söz konusu. Merkez Bankası verilerine göre yaklaşık yılda 9,5 civarında konut fiyatlarında azalış söz konusu. Reel anlamda enflasyon düştükten sonraki anlamda. Ama toplam satışlar ve piyasanın sanki dipten dönüyormuş gibi bir izlenim vermiş olması hem inşaat sektörüne hem gayrimenkul sektörüne baktığımızda umut verici bir gelişme olarak görünüyor. Yılı muhtemelen 1 milyon 100 bin adet konut satışıyla bitirmiş olacağız ki bu da hani her türlü gelişmeye rağmen azımsanmayacak bir süreç. Şimdi şöyle bir durum söz konusu o zaman. İlk defa satılanlarda %15'lik düşüş var. Bunlar büyük ihtimalle markalı konutlar. Dolayısıyla fiyatların artacağını öngörüyorlar dediğiniz gibi bir miktar frene basmış gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan baktığımızda özellikle büyük projelerde, markalı konutlarda hep bir yardım çağrısı, hep bir yardım beklentisi vardı. O yardım beklentisi faiz olarak geldi. Şu anda da satış yönünde, yani stokları eritme yönünde kullanılmadığı o zaman anlaşılıyor. İkinci el konut satanlarsa fiyat konusunda paraya ihtiyaç var, artık satması, döndürmesi gerekiyor ki bunu görüyoruz. İstanbul bazında baktığımızda fiyatlara aylık bazda da yıllık bazda da bir düşüş söz konusu. Dolayısıyla şu anda piyasayı hareketlendiren, piyasanın motor gücü ikinci el konut satışları o zaman, öyle değil mi? Doğrudur. Esasında her piyasada olduğu gibi ikincil piyasanın da hareketli olması, likiditeye açık olması bir müddet sonra gecikici bir etkiyle birincil piyasayı da canlandıracaktır. Esasında birincil piyasanın canlanmasını biz özellikle Ekim-Kasım aylarında daha net bir şekilde görebiliriz. Tabii inşaat ve gayrimenkul piyasasının bütün makroekonomik gelişmelerden de etkilendiğini unutmamak gerekiyor. Makroekonomik anlamda hem politik hem jeopolitik riskleri de bir araya getirirsek daha iyi gittiğimiz sürece gayrimenkul piyasasındaki canlanmanın da daha hızlandığını rahatlıkla görebileceğiz. Fiyatlar açısından derseniz, fiyatlar anlamında dip görüldü diyebilir miyiz? Öyle görünüyor. Çünkü uzunca bir süredir yaklaşık bir yıllık periyoda baktığınızda genelde bir azalan trend söz konusu. Özellikle büyük şehirlerde hem nominal olarak hem de reel olarak bu İstanbul başı çekiyor. İzmir biraz daha farklı bu konuda, biraz daha olumlu. Sanki dipten dönüyormuşuz gibi bir hava var. Öyle bir görüntü var. Zaten gayrimenkul piyasaları yaklaşık 3'er yıllık periyotlarla dalgalanırlar. Biz de yaklaşık 2,5-3 yıldır pek verimli bir dönem geçirememiştik gayrimenkul piyasalar açısından baktığımızda. Bundan sonraki dönemin daha iyi olabileceğinin işaretlerini almaya başladık. Bir de merak ettiğim bir konu. Yabancıya satışta artış vardı ama yabancıya satışta düşüşler göze çarpıyor son 2 aylık dönemde. Bu neden kaynaklanıyor? Esasında son dönemlerdeki döviz kurunun artışı en çok yabancıya yaramıştı. Fakat geçtiğimiz dönemde döviz kuru oldukça kontrollü ve belli banda dalgalanınca yabancılar bu konuda biraz daha çekimser davrandılar. Muhtemeldir ki son gelişmeler nedeniyle bir parça dövizin artmış olması önümüzdeki dönemde yabancı satışlarının tekrar artışını rakamsal olarak da bize gösterecek. Peki dövizden bahsetmişken biraz da son dönemdeki piyasalardaki durumu da konuşmak isterim. Şimdi bugün Ankara'nın önemli konukları var. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Suriye Özel Temsilcisi Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkan Yardımcısı'nın bir görüşmesi olacak. Dolayısıyla dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'la görüşmelerde sıkıntılar yaşanmıştı. Özellikle Temsilciler Meclisi Başkanı'yla tartıştığını biliyoruz. Orada bir görüş ayrılığı söz konusu. Yaptırımlar bu hafta yine gündemdeydi. Dolayısıyla bu görüşme sonrası Amerika'nın önerileri, teklifi, Türkiye'nin yanıtı ve bunun sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılacak açıklamalar, yeniden bir yaptırım olasılığı söz konusu mu? Ve piyasalarda nasıl bir seyir görebiliriz önümüzdeki dönemde? Esasında işte makroekonomik olarak bizlerin analiz etmesi gereken şeylerin dışındaki gelişmeler. Bunlar politik ve jeopolitik riskler. Ama gündem yoğun. İşte bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın konukları olacak. Onlarla görüşmeler. Ardından yapılacak açıklamalar. Ardından yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya'ya gidecek olması. Ondan sonra da tekrar Amerika'da bir ziyaret programı var. Buradaki gelişmeler özellikle Suriye ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla ilgili süreçte de bize birer yol gösterici olacak.
Ne yazık ki Amerika'dan bazen olumsuz ve Avrupa'dan olumsuz sesler de geliyor. Bunun da riski arttırıcı bir unsur olarak fiyatlandığını zaman zaman finansal piyasalarda görüyoruz ama ben giderek bu dozun azalacağını ve finansal piyasaların biraz daha dengeleneceği kanaatindeyim. Ama haber akışına dikkat etmek gerekiyor. Haber akışına bağlı olarak çeşitli dalgalanmalar görülebilir. Bunu da unutmamak lazım. Peki Barış Pınarı harekatı ile birlikte piyasalardaki tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Kur tarafında çok inişli çıkışlı bir ve bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden yaptırım kararı, Halkbank aleyhine açılmış bir dava söz konusu. Yani bilgi trafiğinin yoğun olduğu bir dönemde dolar tarafında 5.90'ın altında işlemler geçiyor. Piyasanın tepkisini nasıl değerlendirmek gerekiyor? Esasında piyasa olabildiğince soğukkanlı davranmaya çalışıyor. Bu yaptırımlar da bugüne kadar açıklanan yaptırımların da öyle çok büyük bir yaptırım olmadığını hepimiz analiz ettiğimizde görebiliyoruz. Esasında hem geçmiş döneme göre makroekonomik anlamda kazanılan edinimlerin etkisi de var. Geçtiğimiz dönemde cari açıktı, dış ticaret açığıydı, işte enflasyonun çok daha yüksek olması gibi parametreleri göz önüne aldığınızda bir sene önceye göre Türk ekonomisinin makroekonomik anlamda daha dayanıklı olduğu bir döneme denk gelmiş olması bizim için bir avantaj oldu. Dediğim gibi bu psikolojik ve biraz da spekülatif fiyatlama belli bir süre sonra dengelenecektir. Ama haber akışına az önce ifade ettiğim üzere dikkat edilmesi gerekiyor. Zaman zaman dalga boyutunu bu haber akışı farklılaştırabilir. Peki çok teşekkürler stratejist Mustafa Aşkın'la konuştuk. Hem konut sektöründe yaşananları, dün konut satışları, konut fiyatları geldi. Satışlarda artış var. Kredi faizlerinin düşüşünün etkisini görüyoruz. Fiyatlar bazında baktığımızda fiyatlarda özellikle konut fiyatlarında İstanbul için aylık ve yıllıkta düşüş. Türkiye genelinde çok hafif kıpırdanmalar söz konusu. Ekonomide görünümü noktalıyoruz. Hoşçakalın.